Herkese selamlar. Bugün Bedri Usta'nın kanalındayım ve Mardin'e geldim. Mardin'de Artuklu Üniversitesi'ndeyiz. Ben bugün daha yeni geldim fakat böyle bir durum var. Bedri Usta dünden geldi. Kendisi beni havalimanından aldırdı ve karşılayacak. Yüksek ihtimalle dedim. Anladım, sen burada da mı yakaladın beni? Öyle bir uykusuzum ki anlatamam. Niye? Sen uyumuşsun. Sen Mardin'e niye geldin? Senin için geldim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyiyim oğlum, baba sen ne yapıyorsun? İyi, rektörlüğün odasındaydın. Aradılar fakat dedim kapıya çıksın, ben geliyorum. Çektin mi tüyüzüm? Çektim. Çektin mi orayı? Çektim. Şu güzelliğe bak ya. Ben buradayım baba. Allah'a çok şükür. Ana vatana üniversiteye geldim ya. Öyle bir vallahi. Şey var. Lan hiç okumamış adam üniversitede ne iş var? Yok öyle deme canım. Abi hayat okulu okulu. Hayat okulu aynen. Adamsın. Şimdi ne yapacağız? Plan şimdi şeye gideceğiz. Çocukların gastronomi bölümünde Adana kebabı ve bu gastronomi üzerine bir sohbet yapacağız. Yemek yapacaksın. Kebap yapacağız. Yemek değil, kebap yapacağız. Kebapçıyız ya biz. Abi burada ne yazıyor? Erkeklerden çok kızlar var, hayır. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Meşhur Bedri Usta sağ olsun bizleri kırmadı. Hem gastronomimizin emekleriyle davetini kabul etti. Bizlere onur verdi. Bugün de bize bir workshop gerçekleştirecek. Kendisi Mardinli zaten. Mardin'de doğup daha sonra 7 yaşında Adana'ya gidiyor. Bir başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Öğleden sonra insan toplum medeniyette. Bugün de bize kebapla ilgili bir workshop yapacak. Ben buradan yine fakültemiz adına, Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerimiz adına kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir yere, ana vatanıma davet ettiğiniz için en çok ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun, şerefli. Var olun. Hep olun. Şimdi bunu anlatırsam hiçbiri okumaz. Hep bir dükkan açar ya. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Evet. Şimdi siz hepiniz gastronomi okumuşsunuz değil mi? Ben şef değilim bu arada, ben ustayım. Herkes şef deyip de şef. Ayrı usta ayrı. Gastronomi inan okumak çok güzel. Şu anda Türkiye'nin her yerinde çok gastronomi okuyan var. Mesela en az her hafta bir yere gidiyoruz. Okuyabilirsiniz. Gastronomi okuduktan sonra diyorum ki ne? Okul bitti. Diplomayı aldın. Hemen şuraya Charles'tır, şef Chus'tur, şef Master, şef Exim, şef yazmayın diyorum. Önce gidin bir senede hiç okumamış gibi alaylı herhangi bir esnaf lokantasında, herhangi bir restoranda çalışın diyorum. Bir sene ya. Yani oradaki ustanın egolarına maruz kalabilirsiniz. Haksızlık da olabilir. Mutfağı biliyorsun. Mutfak sert bir yer. Çok böyle yumuşak bir yer değil yani. Böyle göründüğü gibi değil yani. Bazen diyorlar ya, Mehmet çok bağırıp çağırıyor. Az bile yapıyor aslında da. Master Chef'te çok az bile bağırıyor. Mutlaka bir sene alaylı herhangi bir esnafla ortasında çalışın ki oradaki öğreneceğiniz gerçek esnaflık orada başlıyor. Burası tamam, mektepli olsun ama bir de alaylı olsun. Alaylı olmadan mektepli olmaz. En çok kebap kuzunun neresinden yapılır? Kebap kuzunun her yerinden yapılır. Olmayan hiçbir yerinde yok. Şimdi bunu söktük. Bunun her yerden kebap olur bu. Sadece bu sinirlerini, cındırıkları diyoruz, cındırıkları alacaksın, tertemiz yapacaksın. Bunu alıp kebap yapabilirsin. Boyun. Bu ne işe yarar? Temizlesen kebap olur ama bunu genelde olduğu gibi fırına atarsan bunu yerden olarak çok güzel olur. Ama böyle herhangi bir fırına değil. Akşamdan kalan sabah 6'da fırına atacaksın, öğlen 12'ye kadar pişecek. Dur. Şurada herkesin bahsettiği şeyi bulalım. Ben bahsettim. Yok. Şunu alalım. Ya ben beceremiyorum, yaşlandım. Yok ondan değil, hesap var. Mesela şu, diyeceksiniz ki ne? Niye koç? Dişi etinden kebap olmaz. Çünkü koyu kokuyor. Ama koç kokmuyor. Dişi ne zaman kokar? O da doğum yaptıktan sonra kokar. O daha önce de o da kokmuyor. Çok da güzel kuzu almışlar. Çok yaşlıdır benim gibi, gencecik. Şimdi herkes küşleme dediği bir et var ya, küşleme. Bak şu küşleme, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Şimdi çoğu restoran küşleme diye et satırlar. Çoğu yalan olur onların biliyorsun. Çünkü
Dirkuz'da iki tane çıkar. Her birisi 100 gramdan olsa 200 gram yapar. Çakma yağlı karalar var, çakma pişirmeler var. Hangi kebapçıya sorarsan der ki de benim bütün etlerimiz el kıyması değil, zırh kıyması. O da çok büyük yalan, hep anlatıyorum. Hangi ustaya günde 100 kilo et elden çektiysen çeker ki? Bizim işe gelmesin, ben o zaman gitmem. 150 kilo nasıl çekeyim abi her gün? Etin 10 kilosunu göstermelik olarak çekersin ama diğerin hepsi makineye atarsın. Bak küşleme dedi bu. Şu. Bir de şimdi bunun yağlı karaması var. But. Şimdi biz buradan ne çıkartıyoruz bu butlardan? Çöp şiş çıkartıyoruz, kılbastı çıkartıyoruz. Kalan küçük yanlarında hepsini kebap veya lahmacun kıyması deniyoruz. Zaten şunu yarış yapacağız, hangi bir çabuk sökeceğiz? Çırak ustayı geçmezse ne demişler? Sanat ölür. Bunun için beni geçmesi lazım. Zaten geçmezse yandı. O bilerek yapmış zaten, o beni geçer de. Geçer de, korkudan geçiyor. Evet, şimdi bu. Şu, bak şu gördüğün yer, şimdi bunu kılbastı yapacağız. Bir de çoğu yere gidiyoruz, herkes yağlı karalı diyor değil mi? Yağlı karalı, yağlı karalı. Yağlı karalı dediğin şey şu, her buttan bir parça. Ama bizim şefler, ustalar falan anlatırken sanki fabrika yapıyorlar. Bir et anlatıyorlar ki sen de sikine dünyayı yeniden keşfediyor. Bende öyle yok. Şu yağ, üstünde olduğu için bu yağlı kadar. Bana rengi biraz farklı bunun etten. Bunu şöyle ne yapıyorsun? Bir, üç parça. Bu bundan daha çok lezzetli. Mesela bir de bunun çakmasını çıkarsana. Çıkarttın mı bunu? Bu da çakma yağlı kanalı. Bu, şimdi çoğu yere gidersin. Ben bundan günde, benim dükkanım günde 500 kişi geldi. Ben her işte yağlı kanalı istediğim zaman bu yetişmez. Ne yapıyorum? Diyorum ki size tam yağlı kanalı var, tabii ki vereceğim. Şimdi bunu aldığın zaman, al. Diyorum ki, abi al sana yağlı kanalı. Bak bu, ne oluyor bu? Bu orijinali oluyor, bu da çakması oluyor. Meslek sırları bizi paylaşma diyor. Bunları paylaşacak ki de hepsini... Şimdi ben istediğin kadar ben sana şeyden kaskı bulurum. Ondan sonra ben tonlarca sana yağlı kanalı çıkartırım. Bak orijinalinde bir tane var. Mesela bir tane bedizde var. 50 tane çakma var. Al sana çıkarayım buyurun. Buyurun abi ne oldu? Bak bu orijinal aynı aşağı yukarı aynı değil mi? Bunu ben anlarım o anlar ama yiyen çoğu işleri anlamaz bunu. Hiçbir meslekte artık altyapına çok insan gelmiyor. Bir de en çok şey sorulur. Neden dünyada en iyi aşçılar erkek aşçılar? Niye? Bir de, şimdi bir kız çocuğunu 7 yaşında 8 yaşında bir restoranda verip de al şunu yetiştir diyemezsin. Bir baba olarak kimse çocuk kız çocuğunu vermez. Ama erkek çocuğu verdiğin için evet. Onun için dünyada en iyi aşçı erkek aşçılar oluyor. Tek sebebi bu yani. Sadece bankaya da yaşım tutmadığı için Mahmut abi diye bir abimiz yemeğe geliyordu bizim oraya. Patlıcan kebabı yemeğe gelirdi. Sırf bankacı olduğu için aldığım yemeği her gün ona verirdim. Götür aldım, götür Mahmut abi paramı getirdim sana verirdim. Bir sene sonra, iki sene sonra sokak röportajlarında işte televizyona çıkmıştı TRT1'e. Annem, babam, amcaları falan beni televizyonda görüp beni istiyor. İstanbul'da sokaklarda yatıyor diye beni almaya geldi. Annem babam almaya geldi. Ondan sonra garson dedi ki anne baban geldi dedi. Anne babam ne dedim benim burada olduğumu bilmez ki. Televizyon çıkmadı haberim yok benim. Orada görmüşler geldiler. Sonra hakikaten yukarı çıktım ki annem gelmiş, babam gelmiş, amcam gelmiş falan. Annem ağlıyor, babam ağlıyor işte. Gülteceğiz sokakta yatıyor falan. Gidin bir yere param var gidip alıp da gidelim o zaman dedi. En acı yerim de burası zaten. Gittim Mahmut abi dedim ki Mahmut abi dedim babam geldi dedim. Parayı alabilir miyim dedim. Tabii dedi. Sağ olsun poşete koymuş. Ağzına bağlamış. Aldı getirdim. Ben ona verirken hiç saymadım. Mahmut abi bana verirken hiç ben saymadım. Saymaya hakkı olmayan tek bir adama babam oturdu saydı sen bize borç vermiş. Ondan sonra dedi ki ne? Oğlum tamam yerin güzelse kal dedi. Ya sokakta yatıp da acıyıp gelip aldığın zaman nasıl para görecek kal desin ya. Sonra neyse geldim Adana'ya. 14 yaşına falan oldum işte. Dedim ki artık ben bir dükkan açacağım. Dükkan açacağım dedim. Herkes dedi ki ya ne dükkanı, para nereden? Dedim sen karışma. Selahattin amca vardı rahmetlik. Adana'da yumurta satıyordu sokak arasında tavlada. Üç tekerli bir tablada. Amca dedi şu tablayı verir misin bana dedim. Ne yapacaksın dedi kebap satacağım dedim. Para yok nasıl yapayım? Ya sen bir tabla girdim. Aldım tablayı gittim. Tenekeci İsmet abiden 1 metre mangal. 2 tane şiş. Öbürcü Mevlüt abiden 10 kilo kömür bor. Adana çiftemelerin önüne koydum tezgahı.
Ateşi de yaktım. Mangal tamam, şiş tamam, kömür tamam, ateş de yanıyor. Bir tane soğanım yok. Oraya koydum, müşteri bekliyorum. Oraya koymamın bir sebebi vardı ama. Hala görüşüyorum. Kasap Tahir abi, manavcı Mehmet abi, fırıncı Mahir abi. Sen gelip dergaha bana bir dürüm yapmışlar dediğin zaman koşarak şeye giderdim. Tahir abi dedim abi 100 rahmet versene ne dürüm geldi. Hani dedi bana da inanmıyordu ya. Vallahi diyor bak müşteri orada diyorum tablar başında. Müşteri görüp öyle eti veriyordu bana. 100 rahmet oradan alırdım. Domates, soğanı da Mehmet abiden alırdım. Bir pide ekmek de Mahir abiden alırdım. Dürümü satardım. 50 kuruşa mı sattım? 25 kuruşu götürüp onlara dağıtırdım. Bir tane de amcamın oğlu vardı Mehmet. Onu dedi ortak ettirdim. Dedi ki param yok dedi. Dedim oğlum gönül ortağı var. Benim de param yok ya. Ben bir yere gidince sen tablanın başına dur. Onu ortak ettim. Ben orada sokakta ilk tezgahımı oradan sokakta sıfırdan başlayıp şu an 12 tane şubeye getirdim. 500 tane çalışanımıza bir tablayla başladı. Benim o tabla hala Kalamış'taki 1000 kişilik restoranda tabla dükkanı girişte duruyor. Bak şu eti çekerken de çok kişi yanlış yapıyor, şöyle yapıyor. Öyle olmaz. O ne yapar? Eti ezer. Ama şunu şöyle yapıyor. Bak şunu sabit tutacaksın. Bunu sabit olduktan sonra bunu böyle kaydıracaksın. Kaydırarak. Böyle. Yoksa eti kesemezsin yani. O bir türlü sadece ezersin. Bu meşhur zırh kıyması bu. Haydi gel şimdi. Ustaya 150 kilo bunu çektir her gün. Sinirine nefes gitmeye başladı. Ya kim çalışır? Manyak mıdır yani? Ben çalışmam bir daha. Değişik olur ya. Doğal gazlı şeyler var. Restoranlarımızda da vardır. Yani kömür ateşi olmazsa olmaz mı? Kebap veya ızgara doğal gaz şeyinde ne davranışı var? Doğal gazda kebap olmaz abi. Bizde de var mesela. MR'da Bedirist'e var AVM'de. Orada kömür yasak. Nal taşları var. Ama her gelen diyor ki ne, ya burası güzeldi, MR niye güzeldi? Dedim orada kömür yok. Ha tamam olmaz abi. Kebap kömür de olur. Kömür olmadan sonra olmaz. Ortasında olmaz. Adana acılı olur. Bir de acılı kıyma olur, acısız olur. Başka bir şey olmaz. Hani başka dünyada bir kebap yok. Bir acılı kıyma vardı, bir acısız kıyma. Onun dışında başka bir şey yok. Bak şimdi ne yapıyor? Adam kıyma böyle böyle böyle. Böyle yoğrulmaz kebap. Bak parmaklarının ucuyla şöyle güzel yerlerini bunu alıp bunu yedireceksin böyle. Heh. Ne oldu? Bu acılı bir Adana kıyması oldu. Şu an bu eti Türkiye'de pişirecek bir tane usta bulamam. Ben bile pişiremem. Bu dökülür çünkü sadece kıyması. Şişte kimse beni tutturamaz denesinler. Birisi tutturursa ödül vereceğim. Altına şiş koymadan. Çekilmiş kıymayı hiç dinlendiriyor musun? Yok. Kebap kıyması dinlendirilmez. Kebap kıyması bir gün sonra bile kalsa sertleşir. Bazı kebapçıya giderseniz, abi kim yaparsa yapsın, benim babam bile yapsa, eğer bir kebapçıya giderseniz, dolabında saplanmış Adana kebabı görürseniz bence orası kebapçı değil. Bak bunu hiçbir zaman adam saplıyor saplıyor dolaba koyuyor. Öyle olmaz kardeşim. O kebap işin siyahlı misyah hepsi içine. O kebabı akşam şöyle bir çıkar simsiyah içi. Olmaz. Onun için kebap saplıyor dolaba koyuyor musunuz kebap? Yok. Bak sipariş geldi. Sipariş geldiği zaman ama çoğu kebapçıya git. Kuruyor. Çoğu kebapçıya git dolabında saplanmış kebap var. Olmaz. Piştiği zaman bile gayet fark oluyor. Olmaz. Bunun toz biberini bile, bak şu etin toz biberini bile ne kadar geç atarsan kebap o kadar daha güzel olur. Sabahtan onun toz biberini atarsan o da bir işe yaramaz. Bunu içinizde saplamak isteyen var mı ya? Ben bunu saplarım, gel kardeşim. Şiş ver abi. Madem eğitime geldik, saplamak isteyen gençler varsa gelsin burada. Hah, sapla babacığım. Sen solak mısın? Sağ. Ben normal mi saplıyorum? Bana solak gibi geldi lan bu. Başka saplamak isteyen varsa? Başka saplamak isteyen varsa? Ya bir bok olmadı sen devam et. Devam et. Devam et. Devam. Daha olmadı. Kenarını mı ara? Tamamdır. Bir de onu en sonunda kış atacaksın. Yeni. Hadi. He? Aynen. Yapıyor ya. Kebapçılık yaptı zaten. Yapmaz da siz bunu yapamaz. Yapmış zaten. Alt yapı var. Şimdi ne oldu bunu? Biraz bunu düzelteceğim. Bak şöyle bunu iyi yaptım mesela. Su yoktu yapamadım. Şöyle yamuk mamuk oldu. Öğrendiğin suyu. Ondan sonra şimdi bunu yapacağım. Ne yapacağız? Düzelteceğiz onu. Anladın mı? Bunu, bu da bunu nakışına attım. Bak bir tane şeyle mi düzeldi? Öğreneceğiz bunu. Öğreneceğiz tabii bu şey değil. Kimse anasının karnına öğrenmiyor.
Bedrus'tan diyorum ki Adana Dostlar Şefi hazır sahibi de buradayken öğrencilerimize bir %10 indirim mi alsak, ne yapsak? %10 az. Az değil mi? %50. %10 az. Yüzde kaç yapsın? Bence %30 iyidir değil mi arkadaşlar? İyidir. Bu sen ne diyorsun? %15 anlaşalım. Tamam %15 iyi mi? 25. Ya Bedru Ustam'ın altında %20 olsun. Tamam olsun oğlum, fazla bana fatura kesersin. Tamam %20. Arkadaşlar Adana Dostlar bundan sonra size %20 indirim yapıyor. Bravo! Hadi iyisiniz. Bekler ama çekler. Öğrenciler beklemez dedi. Evet. Kırmadı bizi. Bravo. Üniversite çağırdı da bir de bu kadar güzel gencin olduğu yerde ben Hollanda'yı her zaman giderim. Ama vallahi biraz ben damardan girdim şöyle bir dedim. Dedi ki ustam dedim doğduğun topraklara borcunu ödeme zamanı geldi. Bravo. Usta dedi ki ya dedi hocam dedi öyle bir şey söyledin ki artık bu saatten sonra İki ayağımda çamurda olsa çıkar gelirim. Seve seve yani. Koşarak çıkmadı. Geldim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Dersane bir ödülümüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu ana vatan ödülü. Çok kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Ama bu hepsinin daha kıymetli. Eyvallah usta. Abi baba nereye gidiyoruz? Rektörlük binasına gidiyoruz. Şimdi sen takım elbise giymedin. Abi ben... Kebapçıyım ben bildiğin kebapçıyım anladın mı? Evet. Kebapçıyım. Bu önlük beni var eden bu önlük. Şey namusum, şey şerefim, kişiliğim, itibarım, her şeyim önlük. Tamam. Bu önlük tamam. Olmadan bedelisi olmaz. Al Pacino giyip girip çıksam ne ayrıca ben şey miyim ya? Benim özüm bu. Özüm bu olduğu için şimdi rektörlük binasına gidiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizle buluşuyoruz. Çok heyecanlıyım. Konuşmasını yapmak üzere davet edeceğim ama öncelikle ben Bedri Ustam'ı sahneye davet ediyorum. Bedri Ustam, sahne sizindir, gel sizindir. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Şimdi diyeceğiz ki bu kebapçı niye geldi buraya? Ben niye geldim? Öncelikle beni ana vatanım Mardin'e davet eden başta Serhat hocama ve bütün Artuklu Üniversitesi yönetimine, yöneticilerine, öğrencilerine sonsuz teşekkür ederim. Beni anlatmaya devam ettiklerim. Yokluk insanı başarılı kılıyor. Yok ya, yok olduğu için bir şey başarmak zorundasın. Ben işte babam 7 yaşındayken beni Mardin'e, Adana'ya çalışmak için gönderdim, para kazanmak için. 7 yaşında. Şu an 7 yaşındaki çocuğu desekle bakkala gönderemezsiniz. Ama ben 7 yaşındayken, insanlar okula giderken ben gurbetçi çocuğum. Gittim Adana'da bir tane akrabam evine kalmaya başladım. Her zaman her yerde söylediğim gibi akrabam ev. Kuyumcu olsaydım ben kuyumcu olurdum. Kebapçı olduğu için ben de kuyumcu olurdum. Kebapçı oldum. Çünkü ilk çalıştığı yere çıraklarım olduğu için soğan sarımsak soyarak başladım. Sonra kıdemli oldum, bulaşıcı oldum. Bulaşıcı kaçırdım, sonra tepsisi oldum. Ellerimi götürdüm, hangi geçici yaptım. Hobini yaptım, hastalık yaptım. Bir yerden bir getirdim. Sonra kaç sene, 10 sene, 3 sene falan çalıştım. Tam 10 yaşına geldim. Çok iyi bir usta olmuştum. Annem, babam, kardeşim, evlendi. Adana'ya getirdi. O da Adana'ya geçirdi. Adana'ya geldiklerinde ben 2 çiftonu öğrendim. Bir evlilik Adana'ya gelmiş. Çünkü şimdi bir gün herkese cebine elektronik telefon yok. O zaman telefon da yok. İki tane elektrik dilime kardeşlerim gelmiş, annem babam gelmiş, Adana Doğuz mahallesinde bir ev kiralamışlar. İlk elektrik işim var, hala anlatırken bir kullanırım. Elektrik işimde sımsıcağı böyle bir yemek kokusu gelmeye başladı. Sonra yatağa girdim akşam, deterjan kokusu, bir temiz, bir şey böyle duygulandı, böyle mis gibi şey geldi bana. Çünkü 3 sene aynı battaniyeyle aynı şeyi kullanınca o bana çok lüks gelmişti. Çalıştığımız yere babam rahmetli gelmiş sonra işte kaç lirayı biliyorsunuz para. Çünkü o verdiğim parayı benim ona götürmem lazım. Eğer o parayı götürmezse sana akşamlayın Adana Atatürk Parkı'nda yatır. Parayı harcadıysa, bisiklet bozulduysa,
bir şey olursa benim onu parayı ellemeden eve götürmem gerekiyormuş. Neyse sonra dedim yine bir gün dedim ki parayı harcadım, para yok. Ev aldım. Annem balkon tarafında şey tatlı olduğu için mutfağın camından bana bakıyor. Ben de sokaktayım yağmur yağıyor falan. O şekilde geri gittim. Adana Adıtlı Parkı'nda yatmaya başladım. Evim Adana'ya gelmezler abi. Sonra dedim ki ne herhalde gurbet benim kaderim diye ben tekrar Adana'dan da İstanbul'a gittim. Aynı bu bir film vardı Bebek Firar'da diye. Oradan buraya oradan oraya. Ben İstanbul'a gittim. Lanet'e bir tane kebapçının önünden geçtim. Baktım bir yazı geldi. Buraya kebap ustası anlayacak diye. Ben de ustaydım zaten o zaman. Ya yürü git dedi, sen her tarafın usta olsan ne olur diye beni işe almadılar. Bunu niye anlatıyorum? İnsanlar gençler iş seçmesin diye anlatıyorum. Sonra bir hafta sonra oradan geçtim. Aynı dükkanda bulaşıkçı alınacak diye yazısı vardı. Bulaşıkçı olarak ben o dükkana girdim. Dedim ki ne? Zaten ben ustayım. Orada da usta falan ayrılırsa, ustaya ihtiyaç olursa ben ustayım diye ortaya çıkarım. Yani iş seçmemeniz için anlatıyorum bunu. Ustayken bulaşıkçı olarak girdim oraya. 4 ay sonra orada usta işten ayrıldı. O zaman 3 lirayı alıyorduk. Dedim ki ben ustayım dedi. Nasıl yani dedi. Ben kebapçı dedim, ben geldim beni işe almadım. Ben de bulaşıkçı olarak girdim dedim. 3 lira olan öğünüm 8 lira oldu. Orada usta olarak devam ettim. Benim hanım yani özellik yerden herkes için geçerli. Doğu, Batı, Güneydoğu için fark etmez ama benim hanım gerçekten çoğu insanlara örnek gösterecek bir kadın mesela Fatma Hanım. Ben her zaman işte başarısız arkası, erkeğin arkası bir kadına dedim ya, işe gidiyor erkek, akşama gelgen anneme gideceğim, pelanıma gideceğim, çocuk kardeşi var, ya biraz yandan çalışsın ya. Bir ayak hazır düşken sen devamlı adamı tahmin edersen, o adam başarısız olur. Ya biraz adam bizi çalışsın, biraz işine bakmayacak. Abi gelsin, sorun değil. Yani ne kadar başarısız, başarılı erkeğin arkasında kadın varsa, bir başarısız erkeğin arkasında bir kadın var. Çünkü dünya kadın üzerine kurulduğu için her şekilde var yani. Ben şimdi askere gittim de 5 çocuğum vardı. 18 kişi, 20 kişi, 20 kişi. Aynı evde yaşıyorduk. 3 artı 1 evde. 3 artı 1. Bir odada annem babam, bir odada Fatma Hanım'la ben, bir odada da abimle yengem, diğer bir kere de koridorda. Koridorda yatıyorsun, ağabeyimizin üstüne basmadan geçiyorsun. Sonra 9 sene aynı evde yaşadık. 9 sene o şekilde yaşadık. Sonra bir şekilde işte tablayı kurdum, askerden geldim, dükkan açtım, işleri bir de düzelttim. Dedim ki artık evi ayırmamız lazım. Emlakçı dedim ki bir tane ev olur musun? Ev buldu bana geldi dedi ya. Bedrettin Bey dedi ev buldum ama ben size küçük gelebilir dedi. Kaç dedim abi? 4 artı 1 dedi. Allah belanı vermesin dedi. Biz 20 kişiyiz. Biz çarptı bir evde yaşıyoruz dedi. Nasıl fakir gidecektik? 3 artı gitti bana 3 artı. Zaten evde mi götürdüm? Siyah bir televizyon. Bir tane yeğen ta. Bir de sanki böyle devletin anayasasıymış gibi büfe var böyle. Parlak parlak koyar verdi. Her yerde var bu bufe. Bir de bufemiz vardı. O bufe vardı. Bir de kişisel eşyalarımız. Bir de 5 çocuk falanım ben. Yemin ediyorum şu kadar abartı yok. Biz pick-up vardı. Bilgi bağlı. 5 tane çocuğum ne dese iyi biliyor musun? Dedi ki baba gelmedi. Arabada ben varım dedi ki baba gelmedi. Dedim baba benim ya. Dedim o dedeniz oluyor. Çocuklar o kadar haklı ki ne? Niye? Sabah evde 8'de işe gidiyorum, akşam gece 1'den geliyorum. Ben sabah gidip de uyuyorlar, akşam geldim de uyuyorlar. Hastalanıyor, babam götürüyor. Parka babam götürüyor, hastalanıyor, annem ilgileniyor. Adam zaten çocuk babası bilecek zaten yok. Kimi bilecek? Çocuklarım yemin ediyorum, ben oraya gittiğimde aslında bir de bizim Kürtlerin daha bir çoğu yeri var, bir iğrenç bir adeti daha var. 14 yaşında evlendirmeyi biliyor. Çocuk olacağını da biliyor. Çocuğu alıp sevmen günah. Hayır. Ya bu çocuk. Yani çocukları istesen de beni tanırdı. Akşam gittim de alırım, severim, okşarım. Ama babam var, olmaz. Öyle kadar kedi ciğere baktık bir bakıyorsun ama sevemiyorsun. Odasına gidiyorsun, yatıyor. Çocuğun benim babası bilmemesi, onun babası benim kardeşim falan da ediyor. Bir evde herkes bir adama baba diyor. Babaları da ona baba diyor. Tabii doğal olarak herkesin babası biliyor zaten. Onun için biz öyle yerden geldiğimiz için bazı çok güzel adetlerimiz var, çok da iğrenç adetlerimiz de var. Bedri Usta. Ha babacığım şöyle. Buraya gidiyorum.
Bir soru sanat hakkında. Evet ki güzel olanların size özlediğim. 7 yaşlarından itibaren geçirmiş olduğunuz doğru süreçlerde en yakın desteği hem maddi hem manevi ailelerden aldınız mı? Ailenizden, akrabalarınızdan veya dostlarınızdan. Evet. Akrabalarım bir akrabalarım bir şey. Hayırlı. Akraba sizi daha çok sürümeni izlemekle keyif alır. Beni hiç kimsenin destek almadım, hiç kimsenin. Her şeyi kendi çapama yaptım. Onun için şimdi hep pozitif olun, neşeli olun, yapamayacağınız için. Gerek yok. Sorun var kardeşiniz. Mesela siz gereken çocuklarınız, yani çocuklara yapıyor mu? Size saygısızlığınız için. Çocuklar... Bizim babamada yaptığımız çocuklarınızı yapamıyor yani. O zaman... Ah tamam, çok güzel bir soru sorusu. Telefon nerede? Ver telefonu. Telefonu verir misiniz? Ver baba. Eyvah. Hocama oh hocam. Öyle dedin ki ne? Oh hocam. Çok iyi bir soru sordun. Seni İstanbul'a yemeğe davet edeyim bütün sürelerden. Bir dakika bir şey göstereceğim. Babalar Günü'nde benim kızımın bana yazdığı bir şiir var Babalar Günü'nden dolayı. Hocam bunu okur musun? Hayır. Buyur hocam. Hocam bunu okur. Değerli arkadaşlar. Okuyorum. Kim abi şimdi? Nurcan. Evet. Nurcan. Nurcan yazmış. Burada mı aramızda mı Nurcan? Yok. Nurcan demiş ki arkadaşlar. Hiç tatmadığın, bilmediğin, görmediğin, yaşamadığın baba sevgisini nasıl çocuklarına bu kadar hissettirdin? Nasıl bu kadar hiç çocukluğunu yaşamadan nasıl sınıf olduğunu bilmiyorum. Hiç gençliğini yaşamadan nasıl bu kadar gençliğin destekçisi olduğunu bilmiyorum. Yüreğin, kalbin o kadar kocaman ki sadece bize değil, sayısını bilmediğimiz binlerce çocuğa da hem babalık yaptın, Bedri baba oldun herkese. Hayattaki şansı. Özgür ruhunun destekçisi, hep yanımdayım acımda olduğunu hissettiğim, sevginin daima hissettirilmesi gerektiğini söyleyen ve gösteren. Çılgın, deli, heyecanlı, mücadeleci, baba, arkadaş, hep acımdır. İyi ki varsın, iyi ki. Ya şey diyeceğim ben, bu arada... Buraya bir kızım yazmak var. Buraya istersen yazabilir misin? Kızım o kız. Benim ben de benim kızım. Bu en beş numara. En şahsız kızım. Şimdi en sevim kızım. Yani arkadaşlar, Bedri Mustafa da anlattı çocuk meselesini. Teorik, işin teorisi bir taraf, bir de işin pratiği vardır. İşin pratiğe de bakmak gerekiyor, iyice bakmak gerekiyor. İşte Bedri Usta da pratik anlamda dipten gelerek kendini gerçekleştirmiş ve belli bir seviyeye gelmiş bir insan. Ben tekrardan hocama teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür artık çünkü yetiştirdik kişiler var. Haftaya görüşürüz. İyi ki geldin, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun, Allah sağ ol. Haluk Baba, bir videonun daha sonuna geldik. Mardin'e geldik, Mardin Artuklu Üniversitesi. Beni oraya davet eden Serkan hocama, başta Serkan hocamıza şöyle bir yanıma alayım. Hocam. Mustafa kırmadın, uçağım vardı Hollanda uçağın, iptal ettin. Bir şuben belki geç açılacak ama bugün yaklaşık 2000 tane öğrencinin hayatına dokundun. İnsanlığını bir daha gösterdin. Bedir Usta'nın bir marka olmadığını, bir yaşam şekli olduğunu, bir idealist yaşam şekli olduğunu bir daha gösterdin. Çok teşekkür ederim. Bahçı Betli'mize, Allah razı olsun. İyi ki varsın.
Ya yemin ediyorum insan ana vatanına geldiği zaman, yani hiç okumamış bir insan gelip de doğduğu yerde oraya küçücük de bir katkısı. Yani bizim buraya borcumuz var. Sen dedin ya bak, madine borcu var, gel borcunu öde. İyi ki beni davet ediniz. İyi ki geldim. Gerçekten çok mutlu olduğum günlerde, ben genelde pozitif bir adamım zaten. Evet. Mutlu olduğum günlerden bir tanesini yaşadım Mardin'den. Kendi memleketimde, ana vatanımda. Mardinli değilim dedi. Sivaslıyım ama dedi, bir Mardinli'den daha çok gurur duydum seninle dedi. Evet. O beni çok etkiledi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. İyi ki varsın. Videoyu mutlaka izleyin. Mutlaka, özellikle genç öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Üniversite öğrencilerine söylüyorum. Mutlaka bu semineri izleyin. Bedirsa Mardin'e neler yaptı izleyin.